Şimdi ilk konuşmalarını yapmak üzere Gelecek Partimiz'in Genel Başkanı kıymetli Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamızı kürsüye arz ediyorum. Buyurun hocam. acısını bir matem olarak yaşayan, ülkemizin her bir köşesinden grup toplantımızı teşrif eden değerli kardeşlerim, Saadet Gelecek Grubu'nun <laughs> çok değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları, bizleri ekranları başında izleyen aziz vatandaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Dün Miraç gecesiydi. 4 17'de yeni bir dünyaya bazıları uyanamamıştı. Mekan sarsılmıştı, zaman durmuştu. Milyonlarca vatandaşımız büyük bir sarsıntıyla gecenin bir yarısında devletin, milletin şefkat elini bekleyerek bazıları günlerce enkaz altında kalıp feryat ettiler. Bir kez daha kaybettiğimiz vatandaşların acısını yüreğimizde hissederek rahmet diliyor Yaralılara şifalar niyaz ediyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Dün ayrıca İstanbul Adliyesi'ne bir terör saldırısı oldu, bir vatandaşımız hayatını kaybettiği yaralılarımız var. Terörü de her zaman olduğu gibi en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Son terör saldırısı sonrasında burada bu kürsüde yaptığım konuşmalarda şunu söylemiştim konuşmada. <laughs> Milletleri sıradan insan toplulukları olmaktan çıkarıp millet kılan, Bireyleri tek tek yaşayan varlıklar olmaktan çıkarıp <laughs> ortak bir kaderi paylaşan vatandaşlar kılan ana unsur duygulaşlıktır, kaderdaşlıktır. Tarihin ve e, acı sınamalarından geçerken omuz omuza vermenin oluşturduğu bir birliktelik ruhudur. İşte böyle bir sınavı yaşadık geçen sene, bugün. Büyük bir acı yaşıyorduk ve tarihin bu sınavından geçerken dayanışma içinde olmalıydık. Bütün bir millet ayağa kalktı. Sivil toplum kuruluşları, yardım örgütleri, yurt içinden yurt dışından gelen birçok kurtarma ekibi akın akın bölgeye gitti. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bir tek taşı kaldıran, bir tek enkaz altında kalmış vatandaşımıza el uzatan kim olmuşsa hepsine teşekkür ediyoruz. Ancak bir yıl sonunda bir muhasebe vakti bir değerlendirme vakti. Acılarımızı, yaralarımızı sararken nerede hata yaptık diye sorma vakti. Eğer aynı şiddette deprem Japonya'da sadece yaralılarla atlatılıp gerçek bir can kaybı olmadan geçiyorsa ama ülkemizde hala sayısını tam bilmediğimiz on binlerce vatandaşımızın vefatına sebep oluyorsa sormak zorundayız. Bizim insanımız Japon Dostlarımızdan daha az değerli değil. Nedir fark? Nerede hata yaptık? Bu soru sorulmazsa 17 Ağustos depreminden 24 yıl sonra yine benzer bir kız yaşadığımız gibi bundan belki bir çeyrek asır sonra belki daha erken benzer facialarla karşı karşıya kalacağız. Ama <laughs> bu soruları sorarken devletin göstermeye çalışacağım. Birinci Şehircilik Bakanı. Yani bütün bu deprem afetiyle ilgili geçmiş dönemde birinci derecede sorumluluk sahibi olması gereken makamın makamda bulunan kişi. Bir açıklama yaptı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. İstanbul depreminin korkusunu, kabusunu yaşarken İstanbul'u kendisine emanet edilmesi bir görevli. Bir konuşmasında dedi ki depremde 130 bin vatandaşımızı kaybettik. Şimdi resmi rakamlara göre depremde 53.537 kişi vefat etmiş. Bakana göre 130 bin. Birçok benzer beyanatta olduğu gibi onu da tevil etmeye kalktılar. Ama tablo değişmedi. Bakın ampute olan yani engelli hale dönüşmüş vatandaşlarımızın sayısı için 29 Mart 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı 850 bin rakamını vermişti. 850 bin. Hepimiz televizyonda duyduklarımızda tüylerimiz diken diken olmuştu. Çünkü resmi rakam, yaralı rakamı 107 bin 213'tü. Amputeler yaralı mı sayılmıyor? Ortada bir acayiplik mi var? Sonra Anadolu Ajansı bu haberi geçerken 850 diye geçti. Ama hala ne kadar ampute vatandaşımız olduğuna dair bilgi yok. 850 bin çok abartılı, 850 de komik denecek, denecek kadar az. Dün bazı ampute kardeşlerimizi ziyaret ettik hastanede ve evlerinde Sara Hanım'la birlikte. Yüreğimiz tekrar deprem sonrası üçüncü gün Adıyaman'da yaşadıklarımıza döndü. O hafızaları Hatay'da gördüklerimizi hatırladık acı bir şekilde bütün o hafızalarla birlikte ampute kardeşlerimizin dertlerini dinlerken ve birçok benzer sorunu yaşayanları dinlerken bu rakamlar gözümüzün önüne geldi. Şimdi arkadaşlar bunlar ikide bir de Osmanlı Devleti'nden bahsederler değil mi? Osmanlı Devleti'ni devlet kılan en önemli hususiyetlerinden biri tarihin en büyük kayıt arşivine sahip olmasıydı. Devlet demek kayıt sahibi olmak demektir. Arşiv sahibi olmak demektir. Bilgisayarın olmadığı, matbaanın olmadığı, birçok yazışmanın tümünün elle yapıldığı bir dönemde Osmanlı kayıtları hala şeriye sicilleri, mirasların nasıl dağıtıldığını vatandaş bazında tek tek bize bugün aktarıyor. Ve bugün bütün kadar ampute kardeşimiz var. Bunun ayıbı devlet haysiyetini ve kurumları yerle bir eden bu iktidarın üzerinedir. Bırakın depremle ilgili mücadele yürütmeyi depremin sonuçlarını ortaya çıkaracak bilgi, beceri ve yetenekten yoksunsanız, envanteri bile tutamıyorsanız size nasıl devlet emanet edilir? İkinci resim. Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'da konuşuyor. İfade aynen şöyle. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahrum kaldı. Peki, Hatay garip kaldıysa sorumlusu kim? Sayın Cumhurbaşkanı sorumlusu kim? Hatay Ankara'dan koparıldıysa sorumlusu kim? Hatay mahrum bırakıldıysa müteahhitleri abat eden bu iktidar Hatay'ı mahrum bıraktıysa Hatay'da hala konteynerlarda hala çadırda yaşayan insanlar çamur içinde soğukta donmuş çocuklar varsa bunun sorumlusu sizsiniz. İktidara gelirken Dicle kenarında bir kuzu boğulsa hesabı Ömer'den sorulur diyerek bir söylem geliştireceksiniz. Hatay'da 400 bin insan o şehri terk etmiş. 215 bin bina yıkılmış. On binlerce vatandaşımızı sadece Hatay'da kaybetmişiz. Siz Hatay'a ulaşamamışsınız. Ulaşamamak beceriksizliktir. Ulaşamamak iktidar yetersizliğidir. Ama ulaşamamak eğer bilinçli bir tercihse, yani Hatay bize madem yerel yönetimleri verdi biz onla vermedi yerel yönetimleri muhalefete verdi biz onlara ders veririz diye bilinçli bir şekilde Hatay'ı mahrum, mahcup, yetim bırakmışsanız bu Hataylılara da ve Hataylılara da milletimize de ihanettir. Bu duyarsızlıktır. Şimdi bu sözleri duyan Hataylı ne hissetti? Bakın annesi ve babasını kaybeden Hatay'la avukat Eren Can'ın ifadesi yürek yakan bir ifade. Bu süreçte yalnızlığı ve çaresiz bırakılmayı hissetmiştik. Ama inanmak istemiyorduk. Bu kadar açıklıkla söylenmesi kalbimizi ve gönlümüzü kırdı. Uğradığımız haksızlığı, hukuksuzluğu yüzümüze vurdu. Biz safça Cumhurbaşkanı'nın hepimizin Cumhurbaşkanı olduğunu sanıyorduk. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yerel seçimlerde bize oy vermezseniz ve bizim gösterdiğimiz adayı seçmezseniz biz sizin yıkılan evlerinizi yapmayacağız, size kaynak aktarmayacağız öyle mi? Biz böyle mi çıktık yola? Biz böyle mi konuşmuştuk, ahitleşmiştik milletimizle? Bize oy verende, vermeyende bizim vatandaşımızdır dediğiniz günleri ne zaman unuttunuz? Yürek yakan bir ifade. Şimdi Yine Osmanlı'dan hep bahsederler ya, Osmanlı'dan hamasetle bahsetmek değil, ahlakını almak lazım. Tarih 1788. Özü Kalesi düşer Rusların eline. Ve Özü Kalesi'nde 25 bin Osmanlı ve sivil, asker ve sivil şehit edilir. Haber saraya geldiğinde Osmanlı'nın da çok parlak padişahlarından görülmeyen İkinci Sultan Abdülhamit değil, birinci Sultan Abdülhamit haberi alır ve ben nice sultanım ki kendi tebamı koruyamadım diye hüzne kapılır ve haberi aldıktan kısa bir süre sonra o hüzünle vefat eder. Siz bu hüznü yaşamıyorsunuz. Siz vatandaşlarımızın vefatıyla yüzünüze bir hüzün ifadesi bile takınmadan hesap soruyorsunuz. Siz sabah haberi aldıktan sonra günlerce neredeyse iki gün üç gün askerimizin güvenlik birimlerimizin alana inmesi için talimat vermemenin su, e, suçluluk duygusunu hissetmiyorsunuz. Peki hataylar mahrum kaldı, yetim kaldı da diğer vatandaşlar abat mı oldu? Şimdi üçüncü bir resim. 12 Ocak şehit, e, şehitlerimizden burada rahmetlandığımız şehitlerimizden Müslim Özdemir'in. Kahramanmaraş'ta 13 Ocak günü şehadet haberi annesine babasına Ümmihan Hanım'a ve Ali Bey'e iletildiğinde bu haber Kahramanmaraş'ta bir çadırın önünde verilir. Bir yıl geçmiş şehidimizin ailesi askerimizin o zaman ailesi bir konteyner iyi şartlarda bir konteyner bile sahip olamamış konteyner ısıtamadığı için çadıra mahkum edilmiş. Peki Kahramanmaraşlı'nın suçu neydi? Hataylı'nın da suçu yok ama. Adıyamanlı'nın, Malatyalı'nın, Gaziantepli'nin, Osmaniyeli'nin, Kilisli'nin, Gaziantepli'nin, Elazığlı'nın, Adanalı'nın suçu neydi? Şimdi tam da bu konuları sorarken dün Çevre ve Şehircilik Bakanı... Vatandaşlarımız ölüsü yoksa, bakın ifade aynen böyle. Ölüsü yoksa, mutlulukla diyorlar ki biz barakalarda yaşıyorduk, devlet bize villa verdi. Ya Allah aşkına, yaz günü söylenecek söz mü bu ya? Yaz günü söylenecek söz mü? Matem günü söylenecek söz mü? Taziye odasında söylenecek söz mü? Kime villa verdiniz? Demek ki yandaşlarınıza verdiniz. Demek ki sadece size oy verenlere veya oy vermek için teşvik edenlere verdiniz. Niye şehit baba annesine babasına vermediniz? Bakın bir ay oldu. Niye Müslüm Özdemir'in annesine babasına vermediniz? Nerede villalarınız? Kim yaptı o villaları? Kaça yaptı? Hazineden ne kadar gelir elde etti? 518 bin yıkı, e, a, a, acilen yıkılması ve yeniden yapılması gereken bina var. Ağır hasarlı. 518 bin. Bunun 215 bini Hatay'da. Yani takriben yüzde kırkı Hatay'a Cumhurbaşkanlığı bütçe plan bütçe dairesinin açıklaması Hatay'a ayrılan kaynak ne kadar biliyor musunuz? Bütün deprem bütçesinden yüzde yedi. Sadece yüzde yedi. 131.577 yüz yüz orta hasarlı konut var. Burada da Hatay birinci. Az hasarlı konut sayısı 1.279.727. Geçen sene bu vakitler Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi bir yıl içinde 319 bin toplamda 650 bin konut yapacağız demişti. Şimdi yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 40 bin konuta ulaşacağız diyor. Hani 319 bin konut? Daha hepimiz biliyoruz. O bölgede deprem bölgesine sürekli giderek takip ettik. Daha deprem enkazı kaldırılırken deprem bölgesi parsel parsel yandaş müteahhitlere paylaşıldı. Moloz kaldırmak birine verildi. Planlama yapmak başka birine. Şu bölge başka birine. Deprem enkazında bile yeşil dolarlar görenlerden hayır çıkmaz arkadaşlar. İşte bu şartlarda bizim üzerimize düşen en önemli görev bir taraftan eleştirmek, evet diğer taraftan da ne yapılması gerektiğini söylemek. Partimiz adına gönderdiğimiz heyet Ağustos ayındaki bölgeden sorumlu ee, grup başkan vekilimiz İsa Bey'in hazırladığı rapora dayanarak yapılması gerekenleri ümit ederim ki kulak paslı kulaklar açılır dileğiyle acil tedbirler ve kalıcı tedbirler şeklinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ta ki onlar da bir şeyler öğrensinler. Acil tedbirler. Bir, depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla uzun 6 milyar Türk lirasıydı. 2017 yılında 48 milyar Türk lirasıydı. Bu sene 600 milyar Türk lirası. Bankalar, finans kuruluşları devlete ve millete olan borçlarını depremzedelere faizsiz kredi, mümkünse faizsiz değilse uygun şartlarda kredi vererek ödemeliler. İki, deprem bölgesinde hiçbir banka havale, EFT ücreti almamalıdır. 3. emlak vergisi, KTV gibi belediyelerin aldığı vergiler kaldırılmalıdır. 4. deprem bölgesinde çalışan depremzedelerin SGK primleri devlet tarafından ödenmelidir. 5. depremzedelerden birkaç yıllığına motorlu taşıtlar vergisi ödemesi alınmamalıdır. 6. deprem bölgesinde okuyan ve LGS gibi sınavlara giren öğrencilere pozitif ayrımcılıklar bulunmalı, artı destekler, eğitim destekleri verilmelidir. Bu okullarda Depremzede öğrenci kontenjanları açılmalıdır. 7 diğer illerde okuyan öğrencilere Depremzede öğrenci bursu verilmelidir. 8 Depremzedelerden ilk kez evlenen gençlere maddi yardım yapılmalıdır. Oraların boşalmaması için, o özellikle de Hatay'ın boşalmaması için 400 bin vatandaşımız Hatay'ı terk etti. Bu bir stratejik meseledir. Boşalmaması için evlenen gençlere uygun şartlarda maddi destek sağlanmalıdır. 9. Deprem bölgesinde ikamet etmek şartıyla doğan çocuklara belirli bir süre müddetince mama, bez vesaire destekler verilmelidir. 10. Hastane ilaç ve muayene katkı payı alınmamalıdır. 11. Deprem zamanı sözü verilen eşya yardımı yerine getirilmeli ve sürdürülmelidir. 12. İş yeri açmak isteyen esnaf ve sanatkarlara destek kredi paketleri açıklanmalıdır. 13. Deprem bölgesindeki genç girişimci depremzedeler desteklenmelidir. 14. Deprem bölgesinde bulunan tarım ve çiftçilik yapanların ürünlerinin pazarlanması hususunda azami gayret gösterilmelidir. Geçen yıl Narenciye bu yıl dalında kaldı ve çürüdü. Bu zararların tazmin edilmesi ve deprem bölgesinde özellikle Amikova'sında, Amik özellikle o bereketli Çukurova ve uzantısı olan ovalarda tarım maddesi artırılmalıdır. Tarımla uğraşan köylüye, çiftçiye <laughs> ücretsiz tohum, mazot, zirai ilaç, gübre desteği verilmelidir. 16. Sosyal yardımlar gözden geçirilmeli. Özellikle depremde uzuv kaybına uğrayan halen engelli olduğunu ispat edemeyenler için acilen engelli raporları ve sosyal yardımlar ödenmelidir. 17. ve tüm tıbbi gerekçeler ücretsiz verilmelidir. Birisi Adıyamanlı Abdurrahman. Hataylı Abdurrahman, diğeri Adıyamanlı Muhammed. Birisinin iki bacağı birden ampute edilmiş, birinin bir bacağı ampute edilmiş. Hala hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu gençlere sahip çıkmak devletin asli görevidir. Bakın daha sayılarını bilmiyoruz. 850 mi? 850 bin mi? Bu daha dahi açık ve berrak değil. 19. Salgın hastalıklarla mücadele için tüm imkanlar seferber edilmelidir. 18. Gerek deprem bölgesi gerekse diğer illerde olmak üzere engelli kontenjanlarının artırılarak engellere istihdam imkanı sağlanmalıdır. 20. Yıkılan okullar, kamu hizmetleri veren binalar, hastaneler ve sağlık ocakları ivedilikle yeniden imar edilmelidir. 21. Depremzedeler için ödenen kira yardımı en az 10 bin Türk lirası olmalıdır. Şu anda yıkılan kiracılara, evi yıkılan kiracılara 5 bin, ev sahibi olup evi yıkılana 7 bin lira verilmesi öngörülüyor sadece. 22 konteyner kentler acilen kalıcı konutlar yapılarak boşaltılmalı. Konteynerde yaşamanın özellikle çocuklar üzerindeki etkileri göz önünde alınarak çocuklara psikolojik tedavi uygulanmalıdır. 23 gençlerin istihdam sorunları pozitif ayrımcılıkla çözümlenmelidir. 24. Şehrin içindeki ağır iş makinelerinin altyapı ve üst yapı tahribatlarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 25. TOKİ evleri için verilen taahhütler vaktinde yerine getirilmelidir. TOKİ'lerin ihale süreçleri hangi şirketlere, hangi şartlarda verildiği daha şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. 26. Deprem ihaleleri konusu yıkım üzerine yeni rant alanları açılmasına sebebiyet vermemelidir. 27. Toplanan bağış paralarının nerelere harcandığı şeffaf şekilde paylaşılmalıdır. Televizyonlarda şovlar yapıldı. <laughs> Merkez Bankası'ndan başlayarak bir cebinden çıkarıp diğer cebine aktardı devletin kurumları bazı paraları. Nereye gitti bunlar? 28 Yaşanan depremle ilgili kurumsal ve şahsi sorumluluklar taşıyanlar cezalandırılmalıdır. Bakın bu kadar büyük felaket yaşandı. Bu felaketlerin çoğunun sorumlusu müteahhitler ama müteahhitler kadar da onlara izin veren belediye başkanları ve kamu görevlileridir. Şu ana kadar bir tek kamu görevlisi mahkemede cezalandırıldı. Halbuki cezanın esası şudur, bir daha tekrar etmemesi için. Şimdi bunu gören bir kamu görevlisi yarın önüne gelse usulsüz bir bina. <laughs> Nasıl olsa biz ceza almıyoruz deyip bir rüşvet karşılığı usulsüz binaya onay vermez mi? söylediğimiz, tekrar tekrar söylediğimiz yolsuzluk düzeninin kabul etmediği, bir tehdit olarak gördüğü temel yasal düzenlemeler yapılmalı. Ne mi? Bir imar yasası derhal çıkarılmalı. Türkiye ölçeğinde bir imar yasası çıkarılmalı. Neredeyse özellikle deprem bölgende ve özellikle İstanbul'da. Neredeyse anayasa umdesi gibi bu yasaya uyulmalı, yasaya uymayanlar mutlak anlamda cezalandırılmalı. İki, bu yasaya uygun il bazlı uygulama planları yapılmalı ve bu planlara sadık kalınmasını sağlayacak tedbirler alınmalı. Üç, İstanbul için özel bir yasa çıkarılmalı. İstanbul için özel yasa 2016'da o zaman görevdeyken bütün bu yasalarla birlikte hazırlamıştık. Arkadaşlarımız biliyor. Ama İstanbul'u rant alanı olarak görenler, İkide bir de Fatih Sultan Mehmet'in emaneti deyip o emanete ihanet edenler. Mimar Sinan'ın emaneti deyip Mimar Sinan'ın o güzel ve estetik mimarisinin yanına ucube gökdelenler dikenler. Sizler Allah huzuruna vardığınızda sadece Rabbimize değil Fatih Sultan Mehmet'e ve Mimar Sinan'a da asla hesap veremeyeceksiniz. <laughs> Şimdi Büyükşehir Belediyesi için büyük bir yar, yarış var. En temel konulardan birine biliyor musunuz? Kanal İstanbul. Bakın gündeme getirmiyorlar. O Kanal İstanbul alanında kimlerin ne rant hesap yaptıklarını biliyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında kimlere arazilerin pay, e, pay edildiğini biliyoruz. Şimdi söz verdikleri o rant çevrelerine yaranabilmek için sözlerini yerine getirebilmek için Kanal İstanbul'u seçim döneminde örterek seçim sonrasında mutlaka hayata geçirecekler. O kadar vahim bir projedir ki o. İstanbul'u 17 kilometre ile 45 kilometre arasında bir adaya dönüştürecek olan ve bir savaş tehdidinde, deprem tehdidinde İstanbul'u açlığa mahkum edecek, lojistik imkanlardan koparacak olan bir projedir Kanal İstanbul. Tek faydası rant çevrelerinin iştahlarını doyuracak olması. Karadeniz'in bütün kirliliğini Marmara'ya aktarıp Marmara'yı ölü deniz haline getirecek bir projedir. Bunların hepsini görevde bulunduğumuz sırada gerekli talimatları vererek Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlattık. Sonra da raporlar verdim. Ve görev esnasında İstanbul Kanal İstanbul'a gidi tek bir adımın atılmaması talimatı verdim. Çünkü bu bir usulsüz yapılaşmaya sebep olan gibi uygulamalardan derhal vazgeçilmeli ve bir daha asla tekrar edilmemelidir. Bu imar barışıdır, imar savaşı. Türkiye'de imar savaşı var. Herkes bir bireylerden bir ganimet toplama peşinde. 5. Siyasi etik ve şeffaflık yasaları derhal çıkarılmalı. ihalelerde objektif kurallar uygulanarak imar yolsuzluklarının kaynağını teşkil eden siyasetçi müteahhit ilişkilerine son verilmelidir. Bakın en küçük belediyeden en büyük projelere ve merkezi yönetime kadar dünyanın en kirli, en alçak, en yolsuz ilişkisi siyasetçi müteahhit ilişkisidir. Bu ilişkinin çarplarını kırmadan Türkiye'de siyaset düzenini de, ekonomik düzeni de, adaleti de sağlayamazsınız. Seçimi kazanan her siyasetçinin etrafında bir grup müteahhit türer. Yukarıya doğru gittikçe bu müteahhitlerle siyasetçilerin ortak projelerinin rakamları değişir ama ilişkileri değişmez. Biz imar yasası, şeffaflık yasası, özellikle siyasi ahlak yasası dediğimizde işte bunu kastediyorduk. Türkiye'de öyle acayip'likler yaşandı ki. Ulaştırma Bakanı olarak Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptıktan sonra proje verdiği şirketlerin konsorsiyumunun başına gelen bakanlar görüldü. Karayolları genel müdürü olarak görev yaptıktan sonra masanın öbür tarafına geçip konsorsiyum adına şirketler adına devletle müzakere eden bürokratlar görüldü. Bunların hepsi devlet suçudur. Bürok müteahhitlerle veya devlete iş sağlayan kesimlerle müzakere eden bir devlet adamı, bir bürokrat bir daha karşı şirketin içine giremez. Bırakın içine girmeyi başına attadılar ya. İşte bir siyasi ahlaktan bunu kastediyorduk. O zaman ne oluyor? İşte Dağı'nda olduğu gibi müteahhitle belediye başkanı anlaşıyor. İmar dairesi başkanlığını müteahhit alıyor. Sonunda ikisi de mahkemeye çıkıyor. Ve Nurdağ yerle bir oluyor. Arkadaşlar siyasi ahlak yasası çıkmadan bundan hiçbir düzelmez. Biz bu düzenlemeleri getirdiğimizde, bu mücadeleyi verdiğimizde bir gün bir milletvekili geldi şunu söyledi. Sayın Başbakanım, müteahhitler çok memnun çünkü rüşvet ve birçok şey kapandı. Projeler objektif yürüyor. Şimdiki e, partimizin genel başkan yardımcısı Feridun Bey'in müsteşarlığı ve bakanlığı dönemi. Yalnız bir şikayetleri var dedi. Başbakanla oturup konuşamıyoruz, müzakere edemiyoruz. Dedim ki, müteahhitlerin benimle müzakere edecek. Hiç kartlarda hazineye en az mali proje o alır. Benimle müzakere edecek hiçbir şeyler yok. Ha ne zaman müzakere eder? Yurt dışında bir projesi vardır da Türkiye'ye döviz getirecektir. O zaman yardımcı olurum. Şimdi bu düzeni böyle kurmadıkça nice deprem e, felaketleri yaşarız ve hesabını kimse vermez. Çünkü hangi müteahhide dokunsanız arkasından bir siyasetçi çıkıyor. Ve siyasetçiler de hukuk üzerindeki baskı yoluyla bütün bu suçların örtülmesini sağlayabiliyorlar. Altı, büyük şehirlerdeki imar rantı vergilendirilerek bu kaynakların deprem rehabilitasyonu için kullanılacağı bir fon oluşturulmalıdır. Şunu demiştik, hala söylüyoruz. İmar rantı bir vergi, bir imar müdürünün attığı imzayla bir rant oluşmuşsa, daha önce emsali artırılmışsa, daha önceki emsali, Burada oluşan rant kamuya ve devlete aittir. Hazineye aittir. Kişilerin cebine girerse paylaşırlar ve her yerde emsal artarak yüksek binalar çıkar. Ne yapacaktık biliyor musunuz bu yasa geçmiş olsaydı bu imar yasası? İmar rantlarının tümünü, yüzde yüzünü kamuya aktarıp bir fon oluşturacaktık. Bu fonun iki ama üç amacı olacaktı. Bir, İstanbul gibi büyük şehirlere göç eden, göç veren şehirlerin imarında kullanacaktık Sivas gibi, Kastamonu gibi. Orada istihdam oluşturacaktık ki İstanbul üzerindeki baskı azalsın. İki, deprem kuşağında şehirlerin kentsel dönüşümünü arayacaktık. Ve üç, var olan o şehirlerin de kültürel ve tarihi özelliklerini korumaya ayıracaktık. Yüz milyarlarca Türk lirak bir fondu bu. Biz böyle bir rantı vergilendirme fonu oluştururken onlar kur korumalı mevduat oluşturdular. Sonunda bir trilyona yakın e, parayı, kaynağı 3-5 zengine aktardılar. 3-5 e, rant rant sınıfını aktardılar. Bakınız, Türkiye'de gerçek bir mücadele verecekseniz 5 baronla mücadele edeceksiniz. Bir imar baronlarıyla. iki faiz baronlarıyla. 3 uyuşturucu baronlarıyla. 4 ihale baronlarıyla. Beş en önemlisi siyaset baronlarıyla, siyaset baronlarıyla. Çünkü siyaset baronu olmadan imar baronu yaşayamaz. Siyaset baronu olmadan ihale baronu yaşayamaz. Siyaset baronu olmadan işte görüyoruz. Geçmiş İçişleri Bakanı'nın kadrolarına yapılan tasfiyelerden görüyoruz ki Türkiye'de uyuşturucu baronları devlet himayesinde iş gördüler. Kıbrıs'ta olan rezalet Bunu araştırsın diye önerge veriyoruz, reddediyorlar. Korkarlar. Çünkü bu, bu şeylerin çoğu maalesef gerçek bu haberlerin. İşte biz Saadet Gelecek Grubu olarak mecliste bütün bu baronların peşine düşeceğiz. Allah şahit olsun, tarih şahit olsun ki Uyuşturucu baronlarını, imar baronlarını, faiz baronlarını, ihale baronlarını besleyen siyaset baronlarının hükmüne son verecek yeni bir düzen kuracağız. Onun için korksunlar siyaset baronları bizim grubumuzdan. Onun için titresin ayakları. Evet. Devletin dini adalettir diyerek gelip de hukuk üzerinde kurdukları vesayetle bütün bu baronları besleyen siyasetçilere sesleniyorum. Ya yola geleceksiniz ya biz sizi yola getireceğiz. Millet sizi yola getirecek. 7. Depremden çıkılacak derslerle kapsamlı bir kurumsal reform gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede afet ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar yeniden yapılandırılmalı, afet anında talimat gerektirmeden otomatik olarak devreye girecek eylem planları hazırlanmalıdır. O günleri hatırlayın. Nice dedikodular dolaştı. 4.17'de haberi alan İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'na gittiği ama askerin alana inmedi alana inme talimatı alamadığı yönünde haberler. Ve gerçekten Adıyaman'a üçüncü gün gitmiştik arkadaşlarımızla. Üçüncü gün asker yeni inmişti Adıyaman'a. Şimdi soracağız. Ve bir gün bu sorular sorulacak. Bir gün bu defterler açılacak mutlaka. Askerimiz alana niye Sakarya depreminde olduğu gibi aynı saat inmedi de talimat beklendi. Bakın savaşta bir kural vardır angajman kuralı. Savaş çıkması veya bir saldırı talimat beklemez. Düşman senin talimatını beklemez. Saldırır. Bir saldırı söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanından, Başbakan'dan, Genelkurmay Başkanından talimat beklenmez. Her komutanın ne yapacağı angajman kuralı denen kurallarla tespit edilir. Havadan geliyorsa oradaki filo komutanı yetkisini kullanır ve vurur. İşte Rus uçağı meselesinin şey, devlet olarak arkasında şeylerden biri de budur. Karadan giriyorsa giren bir düşman gücüne karşı Cumhurbaşkanı'ndan talimat alınacağım diye beklenmez. Sınırı geçtiği anda elinde yetkisi vardır. O yetki baştan verilir. Şimdi de Kızılay'a, AFAD'a, Genelkurmay'a, Emniyet'e, bütün kurumlara eylem planını çıkaracaksınız ve diyeceksiniz ki bir an deprem oldu, sel oldu, bizden talimat beklemeyeceksiniz. Herkes Şimdiki çevre başkan adayı, çevre ve eski bakanı ile İçişleri eski bakanı arasındaki ilişkiler araştırılmalıdır arkadaşlar. İçişleri bakanın en yakın akrabasının Yolsuzluklar alınan akrabasının Çevre Şehircilik Bakanı'nda olan makamı ve orada yürüttüğü işler araştırılmalıdır. Aynı şekilde AFAD'ın İçişleri Bakanlığı'na AFAD'a Çevre Şehircilik Bakan yakınların atanması üzerinden yaşanan ehliyet ve liyakat boşluğu araştırılmalıdır. Nepotizme bu ülkeyi mahkum ederseniz, benim yakınım daha iyi bilir deyip AFAD'ın başına yetkisizleri getirirseniz sonunda olacak olan bu felakettir işte. Biz onun için nepotizmle mücadele dedik. Şimdi nepotizm konusu gelmişken depremle ilgili bu tavsiyelerimizden sonra Merkez Bankası Başkan istifasına da gelelim. Şimdi nasıl binaların kolonları vardır? Kolonlar korozyon yaşadığında bina çöker. Bir sarsıntı olduğunda depremde yerle bir olur. Devletin de kolonları vardır. Devletin kolonları zayıfladı arkadaşlar. Devletin kolonları kurumlardır. Devletin kolonları o kurumların kültürüdür, ahlakıdır. Merkez Bankası Başkanı büyük övgülerle mucizevi mucize Türk kadın mucizesi diyerek ve birçok övgülerle getirilen Hafize Hanım görevinden ayrıldı. Geçen hafta burada şunu demiştik hatırlarsanız demiştim. Hanımefendi Türkiye'de bu krizler varken Amerika Beşik Devletleri'nde ne işiniz var diye sormuştum. Hatırladınız değil mi? Anlaşılan hanımefendi benim sözümü sorumu duydu. Bir muhasebe yaptı. Türkiye'de bulunmak bize külfet. Biz Amerika'ya geri dönelim dedi. Yolun açık olsun da geride bıraktığına bak Allah aşkına geride bıraktığına. Bir açıklama yapıyor. Babası babası geliyor bir e, orada e, e, sanki o atanmış gibi görev şey yapıyor. Otorite kuruyor. Amerika'da yapabilir miydiniz bunu? Yapın bakalım. E, tabii. tabi ya, yapabilir miydi? Şimdi. Babasının ifadesiyle ve kendi açıklamalarını yan yana getirin. Hanımefendi çok büyük fedakarlıklar yapmış Türkiye'ye gelmek için. Külfete katlanmış. Vatana millete borcunu ödemiş. Aslına bakarsanız herhalde bu büyük şirketlerin birine aslında varlık fonuna bir yere hanımefendiyi bir şekilde bir kurulu almak lazım da 7 aylık büyük hizmetinin karşılığını vermek lazım. Beklentisi o. Ya böyle bir rezalet olur mu? Peki niye gitti biliyor muyuz? Rivayet muhtelif. O rivayetlere girmeyeyim. Geldiğimiz 2001 Mart ayı. Meşhur. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel bir miktar dövizi devalüasyon öncesinde satmış olduğu tespit edildiği için veya benzer bir yakınına sattırdığı tespit edildiği için görevden alındı. Herkes bildi onun için alındı diye. Peki Merkez Bankası başkanları son 6 8 yılda 6 başkan değişti. 1996'dan 2016 yılına kadar 20 yılda 4 başkan değişti Merkez Bankası'nda. 2016'da biz ayrıldıktan sonra o günden bugüne Cumhurbaşkanı hükümet sistemi de geldi. 8, 6, 8 yılda 6 başkan değişti. Ha, bu konuda Naci Ağbal'ın rekorunu kıramadı Hafize Hanım. Herhalde üzgündür. Naci Bey 4 ay 13 gün yaptı. Hafize Gaye Hanım 7 ay 23 gün. Rekoru elde edemedi ama ikinciliğe veya üçüncülüğe bir de 1960 darbesinden sonra kısa süreli bir Merkez Bankası değişimi var. Oturdu. Neden? Çünkü şudur işin aslında esas, işin esası. Orada oturan Merkez Bankası Başkanı da gerçek Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan. O karar veriyor. Peki şimdilerde birçok tartışmanın içinde dini kavramlar tek tek örseleniyor. Nasıl diyerek verdiği kararların bedelini kim ödedi? Dinimiz ödedi. Nasıl olan inanç sarsın. Şimdi sormak bizim hakkımız. Bu altı başkan her biri kısa kısa sürelerine niye görevde getirildi, niye görevden ayrıldı? Bu soruyu sormak bizim görevimiz. Ve Hafize Hanım'ın görevden ayrılma gerekçeleri de net olarak açıklanmalı. Ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Dezenfektan satan kendi bakanlarına dezenfektan satan bakan ayrılırken o da bir hanımefendiydi. Hanımefendileri tenzih ederim. Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederek uğurladı hizmetlerine. İşte böyle bir devlet düzeni olmaz. Akrabe ilişkileriyle boğulmuş bir devlet düzeni olmaz. Devletin bütün kurumları çürütüldü. İşte biz bu kurumlara ayağa kaldırmaya geliyoruz. Bu kurumlara yeni bir ruh vermeye geliyoruz. Konuşmamın sonunda tabii bugünlerde Gazze'ye değinmezsek olmaz. Dün Miraç gecesiydi. Mescidi Aksa'yı bir kez daha andık. mescid Aksa bir Miraç gecesinde dahi bir, bir Miraç gecesinde daha Eşka, işgal altında esaret aldık da. Dün depremzedelerimiz yanında Gazze'den gelen çocukları da ziyaret ettik. Hepsinin hikayesi bir acı. Şimdi Anruva'ya Anruva destekleri kesildi. duracak. Filistin'e insani yardım duracak maddi kaynak akışı duracak. Üç ülkeyi tekrar tebrik ederek anıyorum. İrlanda, İspanya ve Belçika. Norveç. Norveç Büyükelçisi'ni ziyaret ettim. Başbakan'a teşekkür mektubu gönderdim. Yarın yarından sonra da İrlanda ve İspanya Büyükelçilerini ziyaret edip teşekkür mektupları yazacağım. Keşke o günden bugüne Sayın Erdoğan şu gür çıkışı yapsaydı ve deseydi ki siz ey batılılar ey batılılar Filistin'e yardımı kesebilirsiniz ama sizin dolarınız varsa bizim de Allah'ımız var. Biz yardım edeceğiz diyebilirdi değil mi? Allah <laughs> İşte bu mücadeleyi vereceğiz. Anruba'ya hiçbir çağrıda bulunmadı. Demiştik ki Sayın Erdoğan çıksın. Türkiye'nin 20 25 milyon bir 1 trilyon e, 1 milyar 200 milyon kadardır bütçesi, Türkiye'nin katkısı 25 milyon. Şu müteahhitlere verdiğiniz kur korumalı mevduata ayırdığınız kaynağın yüzde birini bari ayırın da biz 25'i 50 yaptık. Bütün İslam ülkeleri de çağrıda bulunuyoruz. Yapsınlar deyip İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve İslam Kalkınma Bankası'nı toplantıya çağırın dedik. Hayır efendim. Onların yolsuzluklar ayıracakları kaynaklar var da Filistin e ayıracakları kaynak yok. Onların yüreğinde Filistin kalmadı. Onların yüreğinde Kudüs kalmadı. Onların yüreğinde Gazze kalmadı. Onların yüreğinde Miraç gecesi rahat döşeklerinde uyurken Mescid-i Aksa kalmadı. Allah'tan korkmazlar. Hala ticareti sürdürüyorlar. Hala çıkıp da ticareti kestik diyemiyorlar. Yakıtı kestik diyemiyorlar. Ve bir milleti bir milletvekilinin milletvekilini düşürmek için Yurt dışına giden Sayın Meclis Başkanı'na sesleniyorum. Dört milletvekilimiz Gazze'ye gitti. Senin gibi yurt dışında e, seyahatlere gitmedi. Gitmek istedi. Yardım etmediniz. Ve dediniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bir heyet göndereceğiz. Dört ay geçti. Nerede? Biz yarın Gazze'ye gitmeye hazırız kaldırsınlar. Mısır'a başvursunlar. Bütün grup olarak gazzeye gitmeye hazırız. Ama orada sahipsiz bırakmasınlar milletvekillerimizi sahipsiz bıraktıkları gibi Türk Büyükelçiliği. Ve geçen hafta Filistin Dostluk Grubu üyemiz Sema Hanım'a şunu söyledim. Filistin Dostluk Grubu toplansın. Filistin Dostluk Grubu ne zaman lazım? Ticaret yapmak için mi? Bugün nerede lazım? Bakın Dört aydır daha toplanmadı değil mi? Toplandı mı? Toplanmadı ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Dostluk Grubu toplanıp bir mesaj dahi yayınlamıyorsa bu meclisin gazi meclise yakışıyor mu bu iktidar? Yakışıyor mu bu meclis başkanı? Derhal Filistin Dostluk Grubu toplanmalı ve derhal Filistin'e yönelik yardımlar doğrudan meclis e, denetimine açık bir şekilde artırılmalıdır. Değerli arkadaşlar, Acımız büyük. Deprem var. Deprem yaşadık. Hala vatandaşlarımız bu acıyla baş başa yalnız bırakılmış durumda. Acımız büyük. Gazze var. Acımız büyük. Yolsuzluklar var. Acımız büyük. Yoksulluk var. Acımız büyük. Yasaklar var. Ama ümidimiz büyük. Allah var. Millet var. Allah'ın ve milletin yolunda yürüyen saadet gelecek grubu var. Ümit var. Acılar ne kadar büyükse ümitler o kadar güçlü olmalı. Bulutlar ne kadar gözü, üstümüze kara bulutlar dolanmışsa ardındaki güneşten ümidimizi o kadar artırmalıyız. Gece ne kadar kabus gibi kararmışsa fecrin ilk ateşleri, ilk ışıklarını Allah'a imanımızla, millete güvenimizle, ümitle beklemeliyiz. Ümidimizi kimse kıramaz. İşte biz bütün baskılar altında köklü bir gelenekten gelen Saadet Partisi ile yeni bir fidan, bir çınar fidanı olarak toprağa dört yıl önce diktiğimiz türlü baskılara direnerek bugünlere gelip ikinci kongresini yapmış olduğumuz Gelecek Partisi olarak el ele verdik. Sayın Karamolluoğlu birlikte bir yol yürümeye karar verdik. Fedakarlıklar yaptık. Bu fedakarlıkları milletimiz gördü. Hiç gocunmadık. İsimleri tartışmadık. Fikirleri tartıştık. Kimin ismi öne çıkacak diye düşünseydik bu grup kurulmazdı. Hangi partinin adayı nerede öne çıkacak diye düşünseydik bugün mecliste bu hakikat sesini yükseltemezdik. Tereddüt etmedik. Birlikte 27 insan var. Ve işte bu bağlamda aylardır yerel seçimlerde nasıl bir işbirliği yapacağımızın planlamasını yapıyoruz. Gönül isterdi ki her yerde işbirliği yapalım ve tek listelerle girelim. Bunu biz çok istedik. Ama tabii yerel seçimin yerel şartları bazen sizin isteklerinizin yerine gelmesine imkan tanımıyor olabilir. Ama geçen hafta 107 seçim bölgesinde ortak adaylarla girme kararı aldık. Bir yaklaşık karşılıklı olarak 30'ar listeden yani belki 60-70 yerde de Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar ve yine ortak adaylarımız çıkacak. Saadet Partisi de geçen hafta bir lansman adaylarını tanıttı. Bu lansmanda e, adaylığı ilan edilen kardeşlerimize, dostlarımıza başarılar diliyoruz. Onların başarısı bizim başarımızdır. İnşallah 24 Şubat'ta da Gelecek Partisi olarak biz adaylarımızı topluca açıklayacağız. Birçok ortak çalışma yaptığımız yerlerin belki de en semboliği, en önemlisi Manisa oldu. Ve Manisa'da grup başkanımız, bütün bu geride kalan 7-8 aylık süreçte grubu dirayetle, basiretle yöneten Selçuk Özdağ kardeşimiz, dostumuz. Manisa'da Saadet Partisi'nin desteği ve ortak adayımız olarak, Gelecek Partisi adayı olarak Manisa'da seçimlere girecek Allah hayırlı mübarek etsin.